Hocam, Büyük Önder muzaffer bir komutan, çok başarılı bir asker ama her zaman barışı savunan bir asker. Hep gönlü barıştan yana. Ayrıca devlet kurucu, politikacı, devrimci, fikir adamı, edebiyatçı, dilci, yazar ve hatip. Ayrıca çok güçlü ve kararlı bir eylem adamı. Sizce Atatürk'ün en belirgin, onu en öne çıkartan özellikleri hangileri? Akıllı adam. Bir tane özellik. Ne? Akıllı adam. Akıllı adam. Bakın. Ben Uğur abinin bana sorduğu soruyu kendim yıllar önce kendime sormuştum. Şunu diyorum, işte Atatürk'ü biz öğreniyoruz. Çok büyük adamdı, çok büyük işler yaptı. İşte Türkiye'ye çok faydaları oldu. Efendim, imkansız işleri başardı. Bütün dünya büyük saygı duydu. İyi güzel de be kardeşim, nasıl yaptı bu işleri? Şimdi siz o zamanki Türkiye'ye bakıyorsunuz, özellikle arkadaşlarına bakıyorsunuz. Yani Atatürk düşmanlarını bir tarafa bırakın o zamanki. O zamanki arkadaşlarına bakın. O zamanki arkadaşlarını benim kanaatime göre, öğrenebildiğim kadarıyla en iyi anlatan kitaplardan bir tanesi Armstrong'un The Grey Wolf'udur. Bozkurt kitabıdır. Orada şunu öğreniyorsunuz. Atatürk yaptığı bazı işleri yaparken arkadaşları sayesinde değil, onlara rağmen yapıyor. Şimdi onlara rağmen yaparken bu arkadaşlarını tehdit mi ediyor? Hayır. Korkutuyor mu? Hayır. Hayır. Bu arkadaşlarıyla uzun uzun tartışıyor. Ve onlara şunu gösteriyor. Bakın beyler diyor. Karşımızda bir sorun var. Bu sorunun çözümü için yol arıyoruz. Gelin bu yolu tartışalım. Kendisi bir teklif yapıyor. Sonra bakıyor ki kendi yaptığı teklifi çürütecek adam çıkmıyor. Eskişehir, Kütahya muharebelerini hatırlayınız. Biz bu muharebeyi kaybettik Kurtuluş Savaşı'nda. Bu muharebe İsmet İnönü tarafından yönetilmiştir. Ve biz bu muharebeyi kaybettik. Atatürk'e haber veriliyor, Atatürk cepheye gidiyor. Geliyor karargahta, İsmet Paşa çok moralman yıkılmış. Atatürk'ü karşılıyor, karşısında görünce Atatürk'ü, her şey bitti diyor. Atatürk gülümseyerek bakıyor. Deja kazandın diyor. Deja Fransızca şimdiden demek. Şimdiden kazandın diyor. Herhalde İnönü bakıyordu, ne diyor bu herif diye. Harp kaybetmişiz ya. Atatürk ne diyor bu herif düşüncesi daha şekillenmeden haritalar açın diyor. Haritalar açılıyor. Bakıyor haritaya. İsmet diyor, orduyu Sakarya'nın gerisine çekin diyor. Orduyu Sakarya'nın gerisine çekin demek, orduyu 100 kilometre geri çekin demek. İsmet Paşa birden, aradaki halkı kime bırakacağız diyor. Atatürk diyor ki, peki İsmet ne yapalım diyor. Cevap yok. İtiraz var, cevap yok. Atatürk diyor ki, bak İsmet kafanı kullandı. Ben diyor 100 kilometre nereye çekiliyorum diyor. Kendi vatanımın içine çekiliyorum. Papulas diyor 100 kilometre peşimden gelecek. Nereye gelecek diyor. Benim halkımın içinden geçerek gelecek. Morali bozulacak diyor. İkmal yolları uzayacak. Bizim memlekette yol mu var diyor. Yunanlı neyle nakledecek silahını diyor. Bırak gelsinler diyor. Ben onları vatanın harimi İsmet'inde boğacağım. Şimdi bakın bu kulağımıza çok güzel gelen bir laf ama bu çok bilgili bir askerin lafı. Atatürk Marşal Kutuzov'un yaptığını yapıyor. Napolyon'u biliyorsunuz ilk yenen Marşal Kutuzov'tur. Marşal Kutuzov, Napolyon Grand Army ile Rusya'ya saldırıyor, müthiş bir ordu. Genç generaller diyorlar ki vatanımızı ezdirmeyelim. Hayır diyor Kutuzov, bırakın gelsin diyor. Napolyon geliyor. Moskova'ya geliyor. Kutuzov diyor ki bırakın gelsin diyor. Generaller kuduracaklar. Yahu diyorlar vatanın içine girdi. Bırakın girsin diyor. Biliyor ki her adımda büyük ordu eriyor. Napolyon'un ordusu.
Ondan sonra Borodino'da bir vuruyor. Napolyon ordusunu bırakıp kaçıyor. Ondan sonra genç generaller Kutuzov'a diyorlar ki, ya diyorlar ne yaptığını şimdi anladık. Sen diyorlar Napolyon'u vatanın içine girerken yenmeye başladıydın. Atatürk bunu yapıyor. Bırak gelsinler İsmet diyor. Sakarya'ya geliyorlar. Sakarya Meydan Muharebesi başlıyor. Fevzi Paşa orada, İsmet Paşa orada. Haberler geliyor cepheden. O tepe düştü, bu tepe düştü. O tepe düştü, bu tepe düştü. En sonunda diyorlar ki efendim Çaltepe düşerse harbi kaybettik. Biraz sonra haber geliyor. Çaltepe'de düştü efendim. Bir subay bu haberleri falan veriyor. O zaman Atatürk düşünüyor. Biz ne yapıyoruz? Bakın. Biz bir hattı müdafaa ediyoruz. Bir çizgiyi müdafaa ediyoruz. O zamanın askeri bilgisi, askeri tekniği bu. İki hat karşılıklı gelir, birbirleriyle çarpışırlar. Hatlardan biri yarılırsa, cephenin uzunluğuna mütenasip bir miktar ordu geri çekilir ki, ricat yani kaçma olmasın, ordu düzenli bir şekilde geri çekilsin. Şimdi, Atatürk de aynı kitapları okuyarak kurmay olmuş, Papoulas da aynı kitapları okuyarak kurmay olmuş. Atatürk düşünüyor, ya buna ne lüzum var? Niye diyor biz diyor Ankara'ya kadar geri çekilelim. Hemen bir emir çıkartıyor. Her cüz'ü tam, yani her birlik müdafasını tekrar kurabildiği yere kadar geri çekilsin. Orada müdafaaya devam etsin. Yanındaki birlikler ne yapıyor bakmasın. Bu emir gidiyor. Bir kere bizimkilerin dahi kafası almıyor bu emri. Ne zırvalıyor bu herif diyorlar. Cephenin birliği bozuluyor. Yunanlılara bu haber gidiyor. Efendim cephe şuradan yarıldı. Cephe şuradan yarıldı. Şimdi Papoulas diyor ki tamam işte buralardan yarıldı cephe. Şimdi Türkler şu kadar geri çekilecekler. Herif bir gün bekliyor, iki gün bekliyor. 22 gün sürmüştür abi. Dünyanın en uzun meydan muharebesidir. Haber gelmiyor ya, Türkler çekilmiyor. Bir birlik çekiliyor oradan, bir birlik çekiliyor buradan. Falan. En sonunda Atatürk kaburgaları kırık yatıyor. Bir binbaşı geliyor. Paşam diyor, işte bu Eylül'ün içinde olan bir olay, işte son şeyleri getirdim diyor. İstihbarat raporlarını getirdim. Yunanlılar diyor, birlik getiriyorlar. Savaşı kaybediyoruz. Atatürk yattığı yerden binbaşıya diyor ki, bir daha oku diyor. Binbaşı raporu bir daha okuyor. Şimdi bak diyor, İsmet Paşa orada uyuyor diyor. Uyandır, zaferini tebrik et. Şimdi binbaşının haleti ruhiyesini düşünebiliyor musunuz? Herhalde delirdi bu herif demiştir. Yani ben rapor getiriyorum, yeniliyoruz diyorum. O da diyor ki git paşayı uyandır, zaferini tebrik et. Gidiyor İnönü'yü uyandırıyor. Paşam zaferinizi tebrik ederim deyince İnönü ne oldu diyor. Bilmiyorum paşam diyor, paşa emretti. Atatürk diyor ki Fevzi Paşa Hazretleri neredeler diyor. Odasındalar efendim, çağırın diyor. Unutmayın Fevzi Paşa'nın rütbesi yüksek Atatürk'te. Atatürk'ün de Sakarya'da rütbesi falan yok. Sivil idare ediyor. Asker değil çünkü o zaman istifa etmiş. Fevzi Paşa geliyor. Neredeydiniz Paşa Hazretleri diyor. Fevzi Paşa diyor ki odamda Kur'an okuyordum diyor. Niçin diyor Atatürk savaşın ortasında. Her şeyi kaybettik diyor. Allah'tan seni diyor bize bağışlamasını niyaz ediyordum diyor. Aman paşam diyor Atatürk. Bir yanlış anlama var ortada diyor. Biz diyor savaşı kaybetmiyoruz. Bakın diyor binbaşım okudu raporları diyor. İsmet uyuyordu ama ben dinledim diyor. Papoulas diyor, birlik getirmiyor diyor. Papoulas birlik kaydırıyor, geri çekiliyor diyor. Bunu diyebilmek için sevgili yurttaşlarım, bütün cephenin birlik birlik kafanızda olması lazım. Her Yunan birliği nerede, her Türk birliği nerede, kafanızda ezberinizde olması lazım. Binbaşı raporu yazan adam bunu yorumlayamıyor. O okudukça Atatürk'ün kafasındaki harita değişiyor. En sonunda Atatürk diyor ki Papoulas geri çekiliyor. Aha diyor. Herifin asabı bozuldu. Atatürk'ün şeyi tuttu. Oyunu tuttu. Ondan sonra aman bunlar bir seviniyorlar. Tamam diyorlar işte hani burada kalalım. Direndik. Atatürk İsmet diyor. Yarın taarruza kalkıyoruz. Deyince İsmet Paşa fırlıyor yerinden. Delirdin sen. Neyle saldıracağız? Subayların üçte ikisi şehit.
Askerin %46'sı kaçtı. Neyle saldıracağız? Atatürk gülüyor ya. İsmet, İsmet diyor. Savaş burada kazanılır diyor. Papulas burada kaybetti diyor. Yarın vuruyoruz diyor. Ben anlamıyorum. Efendim, bu laflar güzel fakat gerisini dinleyin. Atatürk, ertesi gün bizimkiler bir bakıyorlar Yunanlılar tüymüş. Kütahya Eskişehir hattına çekilmiş herifler. Halbuki bir vursalar Ankara'ya girecekler. Atatürk Ankara'ya gidiyor. Bir arabamız var, Ford otomobil. Bir tek Atatürk'ün arabası var, herkes faytonla dolaşıyor. Çankaya'ya giderken karşıdan bir fayton geliyor. İçinde Yakup Kadri, Ruşen Eşref. Fırlıyorlar faytondan. Atatürk'ü kucaklıyorlar. Ruşen Eşref diyor, paşam diyor. 400 yıldır ilk defa meydan muharebesi kazandık diyor. Şimdi bunlar seviniyorlar. Atatürk'ün kafası orada değil. Bana bak, Ruşen diyor. Cebinden bir defter çıkartıyor. Bu muharebede 3 şey öğrendim diyor. Bunlar diyor, benden sonra tabiye derslerinde yani askerlik derslerinde okutulacaktır diyor. Adamı ilgilendiren savaşı kazanmış olmasından ziyade yeni bir şey keşfettim diyor. Onu diyor bu deftere yazdım. 3 madde. 1. madde meşhur hattı müdafaa yoktu, sattı müdafaa vardı. 2. madde savaş ekonomik bir zaferle takip edilmezse hiçbir işe yaramaz. Bir de üçüncü var. Ruşen Eşref diyor ki, o üçüncü neydi? Unuttum diyor. Çünkü o kadar biz şifahi bir milletiz ki aklına gelip not etmemiş. Sonra da diyor, paşa vefat ettikten sonra o kırmızı kaplı defter çıkmadı diyor. Atatürk'ün ilgilendiği şeye bakın. Harp oluyor. Kazanıp kazanamayacağımız belli değil. Bizimkiler korkudan altlarına ediyorlar. Çok güçlü bir ordu var karşımızda. Bir toplantıda Atatürk diyor ki, ya çocuklar diyor, ben bakıyorum buralara da diyor. Bu topraklar kültürel olarak çok zengin diyor. Şu savaşlar bitsin diyor. Bizim diyor bir kültür umum müdürlüğü kurmamız lazım. Ötekiler daha lan kazandık mı kazanmadık mı diye bakarken o kafada harbi bitirmiş. Ya bizim bir kültür umum müdürlüğü lazım. Şimdi bakın Atatürk'ü Atatürk yapan budur. Hedefi koymuş. Yolunu çizmiş. Fakat her adımda çizdiği yol doğru mu değil mi kontrol ediyor. Arkadaşları ikaz ediyorlar bazen. Ha haklısın diyor. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir 5 dakika daha. Müsaade var hocam mı? Ben şimdi bunu sormak istiyorum. Kamerayı da tutayım. Dahi diktatör. Celal Şengör hocamızın yazdığı bu kitap. Büyük Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da yayın evlerinde olacak, kitap evlerinde olacak. Ben niçin ismin dahi diktatör olduğunu sormak istiyorum. Memnuniyet, çok teşekkür ederim. Diktatör mü Atatürk? Dahi evet. Diktatör. Evet, kesin. Aa. Yani bakın, gene şunu diyeyim size. O Armstrong'un kitabını okuduğunuz zaman, Armstrong'un kitabının alt başlığı şu. Bir diktatörün içten bir incelemesi. Bir başlık atmış. Kitabın yayınlandığı tarih 1932. Ama gönlünde de şimdi oraya geleceğiz. Var. Oraya geleceğiz. Evet. Şimdi kitabın yayınlandığı tarih 1932. Arkadaşları da yasaklatıyorlar kitabı. Türkiye'de yasaklanıyor kitap. Atatürk müthiş kızıyor bu işe. Getirin ya şu kitabı. Ne diyor bu adam diyor. Atatürk tanıyor adamı. Beraber olmuşlar. Adam kitabın başında diyor ki ben bu kitapta diyor yazdıklarımı eğer diyor bizzat görmediysem Mustafa Kemal bizzat anlattı bana bunları. Atatürk okuyor kitabı yahu diyor adam az bile söylemiş diyor. Keşke diyor biraz daha geleydi de gerisini de ben anlataydım diyor. Şimdi bakın Uğur abinin sorusuna geliyorum. Atatürk diktatör mü? Hiç şüpheniz olmaz. Ama Sezar'la başlar diktatörlük biliyorsunuz resmi rütbe. Hocam 30 saniye sonra reklama giriyoruz. İsterseniz reklamdan sonra konuşalım. Konuşalım peki. Reklamda hemen peki. Reklama girse 30 saniye çünkü az bir zaman demektir.
Fakat siz size şunu de, anlatacağım. Siz yine de toparlamaya çalışın. Şunu anlatacağım size. Atatürk hiçbir kararını meclis okey demeden uygulamaya koymamıştır. Ama o meclise de okeyi dedirtmiştir. Bu akıllı bir diktatördür. Bütün istediklerini yaptırtmıştır. Meclise de yaptırtmıştır. Halka ama da yaptı. Silah zoruyla değil. Bir de yaşadığı yüzyılın, asla dönemin gereği bu. Ulus devletler yeni kuruluyor. Evet. Ve Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun külleri üzerinden ve savaş yorgunu bir cahil millet bir olarak toplum. Çıkıyor. Evet. Felaket bir eğitimsiz toplum. Eğitimsiz bırakılmış ve onun belli bir düzeye gelebilmesi için Büyük Önder'in devrimlerine ihtiyaç var. Reklamdan sonra müsaade ederseniz bununla ilgili bir şey anlatacağım. Fakat tekrar ediyorum. Atatürk'ün hiçbir kararı yoktur ki meclisin altında imzası olmaz. Tabii. Hep öyle şunu söylüyorum. Savaşta başkumandan yapmak istemiyorlar. Arkadaşları diyor ki ya şu meclisi def etsin. Hayır diyor. Ayrıca hocam iki siyasi parti Halk Fırkası'nın dışında iki siyasi parti kurma girişimi var. Evet. Fakat Kurtuluş Savaşı'nda bile muhalefet var. Arkadaşları diyorlar ki ya susturalım şu herifleri sakın diyor. Onu bana bırakın diyor. Hasta haliyle bir gün didişiyor bunlarla. Bir gün mecliste sürekli her birinin bir gün önce söylediğini ezbere söylüyor. Bak diyor Şükrü Efendi sen şöyle demişsin cevabı veriyor. Ziya Efendi sen şöyle demişsin cevabı veriyor. Reklamlara giriyoruz hocam. Çok teşekkürler. Şimdi bir kısa reklam arası sevgili seyirciler.